Merhabalar herkese. Belek Arsifer'ine kaldığımız yerden devam. 2-3 bölümdür sesleri birazcık iyi ayarlayamamışım. Oyun sesi neredeyse hiç gelmiyormuş. Onun kusuruna bakmayınız. Bu sefer düzeltmeye çalıştım. Şimdi kremi hazır. Şimdi şöyle bir durum var. Karakter 8 tepe elbette saldırmak istiyorum. Ve yalnız şurayı da almak istiyorum. Oranın kaderini. Burayı bırakırsam eğer Quick alacak. Quick'le şu an savaş halinde değilim. Dur bakayım. Ben buraya saldırırsam... Ha, Quick buranın şeyinde değil. Yak buraya giderken bütün yürümemi kullanmam gerekiyor neredeyse. Quick oraya ulaşamaz herhalde ama. Sen buraya ulaşamıyorsun değil mi? Hmm. Keşke bunu bu tarafa hareket ettirmeseydim. Şöyle yapacağım ben yine de. Karak 8 tepeye bu turda ulaşamazsak ulaşamayız. Önemli değil. Tamam. Ama şurayı bir talan edeceğim ben. Sen de gel desteğe. Tamam, kesin zafer zaten. Küçük de bir garnizon bir şey olmaz. Quick gelseydi ona biraz hasar vermeyi düşünebilirdim ama. Büyülü saldırı... Okay, fark etmez. Burada yansanacak. Okay. Burayı talan edeceğim dediğim gibi. Muhtemelen 8 tepeye ulaşamıyorumdur. Evet. Ama muhtemelen Quick de ulaşamıyordur. Aynen. Okay. Önümüzdeki tur orayı alacağız. Bu turu alamayacağız. Şuradaki garajda şey almak istedim. Quick'e bırakmak istemedim. Şimdi sen şöyle gel. Quick'in bana savaş açması ve anında bana saldırıp beni kusaya düşürmesi ihtimali de var bu arada. Biraz uzaklaşayım bakayım. Belki yakalayamaz böyle yaparsam. Sen de marş vaziyetine girebilirsin. Belki bir ihtimal bunu da dışarı çıkarma, orada pusuya düşürme ihtimalim olabilir böylece. Okay. Diğer tarafta ne yapıyorduk? Bu ordunun artık bir olayı kalmadı sanki ama pusuya düşürmek için kullanabilirim bunları. Şimdi iki tane büyük orduyla geliyor. Bir tane çok da büyük olmayan bir ordum var. Bu orduyu yirmilemek isterim. Şimdi peki bunlar... Yok, benim bir tane daha Lord basmam gerekecek burada. Aşağısı ise... orası birazcık Allah'a emanet. Şimdi şöyle yapacağım. Burada bir tane Lord basacağım, evet. Basılı olan gelsin. Neyin varmış senin? Senin kendini güçlendirmişiz biraz, peki. Sonra sen ne basabiliyorsan bas. Sen pusuda kalmaya devam et ama birazcık uzaklaş. Ama burası %70. Pusuyu tespit etme, ondan sonra bana saldırıp beni pusuya düşürme ihtimalleri bayağı bir fazla. Yine doğru riske girsem mi? Gireceğim ya. Sadece 4 tane menzili birim var burada. Çok da suya karşı zayıf değil. Yani genel olarak bir zayıf bir orda ama... hayırlısı deriz ya öyle bir durumda. Ama buradaki birim sayımı arttırmam gerekiyor. O kesin. Buradaki birim sayımı... Bir tane goblin yontucu alayım. Onun menzili fazla değil. Ben... Top alayım. Yani münakaşacı alayım ve param bitsin. İflas eder miyim? Ederim. Tamam, top kalsın. Goblin yontucu alayım. Umarım başka da bir maddi gelirimi azaltan bir şey olmaz. Sen orada tuzak görevi görüyorsun. Sen orada pusu vaziyetindesin. Orası kalsın. Burasını... Derinliklere bir şeyler yapılıyor ama onları yapacak maddi durumda yok. Şunu yapmak istiyorum, 5000. Maalesef öyle bir maddi durum yok. Şimdi şunlar da kalsın. İflas etmek istemiyorum. Önümüzdeki tur Karak 8 tepeyi alınca maddi durumun bayağı bir iyi haleye gelecektir. Artı 1100'den artı 5100'e çıkacak diye hesap ediyorum şuradan. %50 bakım masrafından kurtulunca. Derinler yükseltmesi. Harcanmış tek puan 2000'miş. Bu kardeşimizin ilham veren bir varlık haline gelsen, ona bir gün bir katil ordusu basmak istiyorum kendisine.
bağımsız anlaşmalar. Şey yok. 4 tur kaldı hesaplaşma çağının sona ermesine. Elimde 4000 var. Burası da kurtarmayacak ya. Burası da 700 falan arttıracak. Bir şekilde Q2'de denk getirip kesersek güzel olur ama dur bakalım, dur bakalım. Okey. Bu sayı düşüremedi. Ordusunun bir tanesiyle şehri kuşattı. Diğeriyle buna saldırdı ama benim gibi bu sayı düşüremedi. Bence geri çekileyim. Evet, biraz şansım pek fazla değilmiş gibi. Kuşatan orada desteğe geliyor çünkü. Tekrar saldırabilir mi ondan emin değilim. Bakalım. Onu pusuya düşüremez zaten. Okey, tekrar saldırmıyor. Okey. Önce bir diğer tarafa bakacağım. Kuşatıldı, fraksiyon yok edildi, fraksiyon yok edildi, pusu önlendi. Okey. Önce bir diğer tarafa bakacağım. Evet. 11 kişilik garnizonum desteğe gelecektir. Saldırmaktan başka yapacak bir şey yok. Sana saldırmanı emretsem nereden dolaşıyorsun? Oradan. Tamam. Sen şuraya desteğe geliyorsun. Sen de ona saldırıyorsun. Ooh baby. Ya cüceler ve otomatik sonuçlandırır ama bu sefer daha kalabalığım ya. Garnizon falan var. Evet kaybımız çok ama. Aldım gitti ya. Okey güzel. Şunu bir al. Bunlardan bu şekilde kurtulmak güzel oldu. Aşağıdaki şehre inmek üzere Geralt Maltrat'ın ordusu. Belki onların kaybettiğini görünce geri çekilmeyi düşünebilir ama bakalım. Şimdi şuraya da daha düzgün bir ordu yapalım zaten. Şeylerle uğraşmak istemiyorum mümkünse madencilerle. Aslında burada hazır bina varken evet buradan yapayım ben orduyu. Gel sen dostum. Şuradan daha mı yakın olurduk? Galiba öyle oluruz. Neyse. Çok da fark etmez. İki tane mi sadece slotumuz var. Burada slotları arttıracak bir emir verebilir miyiz? Eşime kapasitesini arttıran evet bir tane verebiliyoruz. Tamam verelim. Sen sevgili dostum. Yüce savaşçısı ve münakaşacı. Arkasından bir gombli yontucu bir de topbaz. Sana veda edelim. Veda mı edelim bir dakika. Dereveyi, rün ustası basabileceğim bir yer yok değil mi? Yok dereveyi. Tamam, Lord olan rün ustasını kullanacağım o zaman. Sana veda edelim, evet. Şunları bırak, başkasına takarız. Sen gel şuraya. Arşı vaziyetinde gel. Sen oradan çekil. Yani 3 tur daha hayatta kalacak. Belki bir ihtimal şey için kullanmam gerekebilir. Pusuya düşürmek için düşmanı kullanmam gerekebilir. Gazap ve harabeyi oyunu tamam. Şunu azaltalım. Bir tane de şunu alalım. Derebeyi şuradan git. Yılma kontrolü verelim hadi. Sen orada kalıyorsun. Sen orada kalıyorsun. Madem öyle şu çıkardığım eşyaları sana vereyim. Özellikle araştırma oranının düşmesini istemem tabii ki. Okey, şimdi asıl meseleye gelelim. Karaksekiz Tepe. Sevgili dostum, sen geliyorsun şuraya. Sevgili Belegar, sen de kuşatıyorsun. Orta son iş ne diyecek acaba? Pyrrhus zaferi diyor. Yok, onların ölmesini istemem. Benim çarpışması bir şey değiştiriyor ama benim adıma değiştiriyor. Büyük ordu kontrolünü bunların da içeride olması benim adıma daha mı iyi olur? Bence daha iyi olur ya. Çok sıkış tepiş olsunlar da daha toplu hasar verebileyim. 3 tane okçuları var. Bir tane goblin taş yontucuları var. Bir dakika tekrar düşüneyim onu.
kordu kontrolü işime yarar mı? Yok, büyük kordu kontrolü olsun ya. Toplu halde daha fazla kişiye hasar verebilirim bu sayede. Okey, Karak 8 Tepe Savaşı başlamıştır. Tabii ki yine buradan saldıracağım. Destek birlikleri de buradan gelsin. Destek birliği daha doğrusu. Okey, yakın dövüş piyadeleri az sayıdalar. Ama bu savaşta zaten yakın dövüş piyadesinden çok menzilli piyadeye ihtiyacım olacak. Siz şöyle geliniz. Daha doğrusu sen yine klasik şuraya gel. Dur bakayım bunları nasıl kullanayım. İlk önce tabii ki şu kuleleri yıkmak için kullanacağım. Bir tepe var mı? Şurası tepemsi sayılır. Serbest kapatın. Goblin yolcuyu diğerleriyle beraber göndereyim. Enteresan bir birim gerçekten. Bakalım ya. Asladı ile hiç kullanamadım Goblin yolcuyu şimdiye kadar. Bu savaşta ne olacak acaba? Sen de onları tanklarsın. Diğerleri. Herkes bir atış serbestliği kapatsın. Tamam. Okay. Sen şunları tanklıyorsun. Siz ikiniz önce şunu sonra da şunu indiriyorsunuz. Sonra siz üçünüz gidiyorsunuz şurayı kırıyorsunuz. Diğerleri beklemede şu an. Bir dakika, o saldırıyı yapan kimdi öyle? Onun da menzilindeymişiz, fark etmemişim. Şöyle yapıyoruz o zaman. Şuraya geliyorsunuz. Yoksa o biraz tehlikeli. Neyse, şu an için Belagar şey yapıyor zaten, tanklıyor. Şöyle bir yap. Yerinize geçtiniz mi? Tamam. Aynı şeyi yapmaya devam. Orada onları biraz okladılar. Sıkıntı yaratmadılar o kadar. Tamam. Bir tanesini indirdiler. Şunu indirmeye gerek yok. O ikisini indirmemiz yeterli. Özellikle top sayesinde çok daha fazla hasar verebiliyorum onlara. Okay, bu da son salvoyu sanırım. Yes, yıkıldılar. Şimdi o zaman Belagar sen de kapıya doğru git. Okçu kardeşlerimiz şuraya gelsin. Baksınlar bakalım içeri kimi görüyorlar. Siz ikiniz şu an nasıl bir konumdasınız? Fena değil, fena değil. Nispeten yokuş sayılır. Tamam ya, sizin atış serbestliği açacağım ben. Kimi görürseniz bir deneyin bakalım. Sizinizin şuraya gelmesini. Yakın dövüş piyadelerinin kapının oralara gitmesini. Senin şimdilik oralarda takılmanı istiyorum. Belagar'ın hızını da düşürdüler bu arada. Sanki çok hızlıymış gibi. Kapının yıkılmasına daha çok var ama Belagar gidince daha hızlı bir şekilde yıkar. Bu arada tabii içeride birikim varsa, pardon yanlış. Şunu kullanabilirim. Sizin atış serbestinizi açmamışız değil mi? Mantıklı. Şu elemanlar, o elemanlara topla mopla saldırma imkanım olur mu ya? Onlar sıkıntı çıkaracak çünkü. Ki çıkarıyorlar. Tamam, siz biraz ilerleyin. Belki onlara vurma imkanım olur. Yerlerinden de etmek istemiyorum. Nereye kadar geliyor senin menzilin? Şuraya geçirsem aslında vuramayacak en azından bir süreliğine. Ama ben de pek vuramayacağım. Bir ihtimalle onun menziline girmiş olmanızı istemiyorum. Yok, hayır, menziline girmediler.
Daha fazla yaklaştırmam lazım ama o zaman da duvarlardan ötürü vuramayacaklar zaten. Bir tanecik helikopterim olsa, bir tane uçan birimim olsa müthiş rahat ederim ama başa gelen çekilir diyerekten yiyeceğiz galiba o salvaları. Nereye kadar geliyor senin menzilin? Şu an yeniden konum almakta. Kapıyı kırdınız mı bu arada? Ha süper. Kırdıysanız girin içeri dostlar. Siz de şöyle bir yaklaşın. Yani siz de yaklaşın ya. Veya şöyle yapayım. Şu duvarın dibine gireyim ben bunlarla. Duvarın dibinde olduğum için belki de ateş edemez bana. Bu sefer de bunları hedefliyorlar ama onlar duvarın dibine girmek üzere. Engar tayfası iyi durumda. Öncelikle şu goblin yontucuları şurada kullanmaya çalışmak istiyorum. Başarılı olur muyum bilmiyorum ama siz çekilin bir kenara. Hatta ateş ettiler bile. Yürürken de mi ateş edebiliyormuş bunlar? Of, çok çılgınlar veriyorlar gerçekten. Mimatları az ama. Özellikle tekli birimlere karşı, yani isimler ne kadar goblin yontucu olsa da tekli birimlere karşı çok iyi olduğunu duymuştum bunların. Fayda etmez değil mi ya? Deneyelim de. Tahmin ettiğimden daha fazla hasar verdi. Diğerini de kullansam aslında 90 saniye içinde belki kurtulurum ondan. Azıcık şu tarafa bakar olun siz. Siz içeri girin. Bunlar tabii ki kuşatma silahı gibi görünüyor ama aslında katil onlar. Sen de mi geldin? Gel. Sen de içeri gir, seni de koruruz. Kim görürsen ateş edersin. Şu ikisi bayağı bir hasar aldı ama çok bir şey yok. Onların da menzilinden çıkamamışız. 90 saniyenin dolmasına daha var. Siz bu arada şurayı yıkın ya. Buradaki goblin yontucular kendi başının çaresine bakar. Yok mu ateş edeceğiniz kimseye, ateş etmelerini izleyeyim demiştim ama. Evet, şimdi geliyorlar. Bak trollere ne yapacaklar acaba merak ediyorum. Ne kadar hasar verecekler acaba? Hadi. Oh. Ne güzel vurdular. Üzerlerine gelemediler bile be. Şunun soğuması dolmuş. Yetmedi be. Hala sapasağlam duruyor. Bunları hedefliyorlar bir de. Sen şurada dur bari. Oradan vuramaz herhalde. Siz de girin içeri. Şimdiki ihtiyacım yok ama. Şimdi mimatın sükenmek üzere mi? Şuraya bir ateş edin siz. Bu barikatı siz görebiliyor musunuz bir ihtimal? Tamam görüyorlar, güzel. O barikatı hızlı bir şekilde kırabileceğiz. Sen de gel içeri. Şu an kim ateş ediyor bunlar? Menzillilere. Tamam. Kırdınız mı? Güzel. Dalın abi oradaki onu bulursanız.
O kodavanları da kaçmamış maşallah. Bitti mi sizin mühimmatınız? Süper. O zaman siz de girin arkadaşlar. Sizin buralarda çok hedefiniz olacağını zannetmiyorum. Siz de içeri girin. Artık o mühimmatını bitirene kadar bizi ateş edecek. Belli ki yapacak bir şey yok. Sizin menziliniz şuraya kadar gidiyor. Tamam, siz bunları ateş edersiniz. Daha sorun yok. Şurada madem bu kadar biriktiler. Şundan atayım. Bizim yakın dövüş bir yerleri gelmeden önce. Okey. İyi vurmalarını beklerdim ama olsun. Şuradan menzili saldırılar yiyorum. O hoş değil. Gel dostum sen de. Şimdi oraya girmeye devam edin. Şunları kullanmayı unutuyorum yine. Yani. Silah hasarımızı arttıralım. Şu an bir millet birbirine girmişken iyi olur. Sen şuraya gelebilir misin? Ama ya şey, şunun mimatının bitmesini bekliyorum. Diğer birimler arcasında. Ondan sonra. Biz de öncelikle şuradakileri bir halledin diyeceğim de. Zaten kendilerini hallediyorlar. Ama özellikle hasar alan yok. Bitti mi mühimmatı? İki tane daha var. Onları da bitirsin ondan sonra. Şu tarafa müdahale etmeniz gerekecek. Şu savunma modunda açayım da saçma sapan kovalamasınlar. Sen de etrafa yakın dövüş zırh verelim. 60 zırh verelim. Şunların zırhının mesela birden 95'e çıkması çok büyük fark yaratır. Tamam, mimatı lan hala bitmemiş. Neyse artık, gel yine de ya. Siz de biraz daha yaklaşabilirsiniz. Sen girmedin mi aksiyona? Sen de gir. Şuradakiler ne bana ateş edenler? Ork baba vedetleri. Keşke goblin okçu olsaydı, onlar daha zayıf malum. Tamam mı buradaki olay? Şuraya giriniz o zaman arkadaşlar. Siz ikinizin orayı görme ihtimali yok tabii ki. Siz de gelin şöyle. Siz de gelin şöyle. Orayı kırana kadar birazcık hasar alacağız şu okçulardan. Yapacak bir şey yok. Senden de şuradan daha iyi faydalanırım ya. Gelmeden önce şuna birazcık mimat ver. Belki işine yarar. Sizin de biraz yaklaşmanız fena olmayacak gibi. Artık kimi görürseniz. Bir saldırısı vereyim biraz da. Hiç seçemiyorum. Neyse, tahminimden daha hızlı yıkıyorlarmış ya. Şu taraftan gelenler var. Birisi o tarafa müdahale etsin. Yıktınız mı? Oo, mükemmelsiniz ya. Şu buff'ları kullan. Sen de dal dostum. Sen daha gelmedin değil mi? Senin şuraya gelmen lazım. Sen kimseyi göremiyorsun galiba. Sen şuraya bir yaklaşsan acaba görür müsün? Buradaki katiller bayağı hasar almış. Onları aslında geri çekmek isteyebilirim. Evet, siz geri gidin arkadaşlar. Ha pardon, bunun da olmasını bekliyorum ben zaten.
Şurası güzel bir hedef. Tam istediğim manzaralar. Bu arada sol taraftan okçular saldırı altında. Senin biraz mühimmat doldurmanı icap eder. Şunların mühimmatını doldur. Siz şu tarafa dönün. Mühimmat olanlar komple o tarafa dönsün. Bize yanlış yaptılar. Etmeyi çok seviyorum ya. Okey, güzel. Ya alan etkili şöyle bir şey de verebilirim. Okey, o örümceği bırakmayın ya, onu öldürün siz. Yok mu mümkünat? Kaçacak gibi oradan, neyse. Sen gidip şuradaki Bobo veletlerini hakla. Siz de artık şu tarafa dönebilirsiniz bence. Şu arkadaşın mühimmatını hiç harcayamamış olmak çok üzücü. Çünkü atış serbestliği kapatmışım. Neyse, zafere ulaştık da. Arkadaş ya. Sabahtan beri konumlamaya çalışıyorum adamı, atış serbestliği kapalı. Neyse. Böylece Karaksikis Tepe'de cebe indirilmiştir. Okey, savaşta Goblin yontucular bayağı bir şov yapmış. Belegar tabii ki şov yapmış. Münakaşıcılar çok iyi hasar vermiş. Tabii ki korucular da aynı şekilde. Dengeli dengeli. Görmek istediğim manzaralar. Şu arkadaş biraz geride kaldı. İşte biraz fazla geride tuttum onu gereksiz derecede. Ama onun dışında güzel ya. Aldığım sonuçtan memnunum. Tabii ki Karak 8 tepeyi almış olmaktan daha da memnunum. Yes. 5700. Bugün nerede mi görecektik? Bugün nerede mi görecektik? Atalarımızın salonları yine bizimdir. Karak 8 tepe ele geçirildi. Soğuk taht. Görkem ve şeref uzun zaman önce terk ettikleri bu tahta yeniden geri döndü lordum. Nice nesillerdir hazırlanan bu pek mühim hadiseyi kutlamak adına bu noktaya ulaşmana yardım eden yiğit Davi kuvvetleri hazinene uygulanan vergiyi durdurdu. Atalarının salonları yeniden her türden sızlanma ve havurdanmalarıyla dolsun. Sekiz Tepe'nin tahtında yeniden bir Angrunt oturuyor. Nice. Hatta şu görevi de okuyayım ya. Karak Sekistepe'nin kaybı Karak Ankor'un kötü zamanlarıydı. Ha, bunu okumuştum zaten. Tamam. Tutulmuş bir yemin. Ne diyor? Bir dakika. Kaç turluğuna? Komple mi? Aa, komple mi geçerli bu? Tüm eyaletler artı 4 kontrol. Evet, acım Lord Tütbesi artı 5 tüm eyaletler. Ordu başı tur başına kazanan birim tecrübesi artı 100. Liderlik yeşilleri karşılaşırken artı 10. Vav, wow, özellikle Lord Hütbesi kontrol tüm eyaletler kalıcıysa muhteşem ya. Üçüncü seviyeye ulaşmış olduk hesaplaşma çağında da ayrıca. Nice, nice, güzel. Karak 8 Tepe senin himayende, bugünleri de görmek vardı. Karak 8 Tepe'deki özel binalara bakalım. Sefer hareket menzili, büyüme tüm eyaletler, sayyat ikmal oranı, bakım, tüm ordulardaki demir kranlar. Tüm binaların geliri, ticaret tarifeleri geliri. Nice, nice. Bir de bu var tabii ki. Son seviyesine bakayım. Kontrol artı 10, biçik eyaletlerde kontrol artı 2, yozlaşma eksi 4, yetiştirme rütbesi eksi 4 piyadeler için. Yakında bir savunması, kuşatma altında tüm birimler için saldırıları etkinleştirir. Oo, tüm birimler için büyülü saldırıları etkinleştirir. Oha! Çok iyiymiş. Yani iblisleri mahveder bu özellik. Bir de bu arada bu yeni derinlikler mekaniği binasının 3 tane özel bina var. Bir tanesi Zarnagrund'da. Kaos Hücrelerinin başkenti değil, bir tanesi Skaven Arabesi'nde, İkit Klov'un başkentinde, bir tanesi de Karak 8 Tepe'de. Bu bina mı oluyor? Bu bina olmuyor galiba. Galiba bu binayı kurduktan sonra göreceğim bina oluyor. Neyse, burada o derinlikleri elbette kuracağım. Ama ve lakin bir tane büyüme, bir tane garnizon binası. Quick'in dibindeyim sonuçta. Olmazsa olmaz. Şunu yıkacağım. Bunun yerine derinlikler kuracağım. Kontrol sıkıntım yok nasılsa. Sen 5 oldun. Sana katillere bak veren şeyler verelim şimdiden. Telegram 31. Toplanın. Yancılara da dağıtalım. Şimdi 3'te.
Ona gerek yok. Menzil direnci al. Grudge bearer. True king of AP. Şekilde. Şu herkese mi etki ediyor? Aşırısı da tek kişiye mi etki ediyor? Evet. Yani okey, alalım yine de. Karaksekiz tepede yapılmayı bekleyen bir de Valaya'nın kaderini almak var tabi. Kederini pardon. Yani burada da tırı vırı bir orduları kalmış. Saldırmayacaklardır muhtemelen, buraya gitmeye çalışacaklardır. Gitmeye çalışırlarken muhtemelen yer altından gidecekler ve yer altından giderken onları yakalayacağım. Bilmiyorum, öngörüm tutacak mı bakalım. Şurada bir level atlamış arkadaşlar. Ocak ateşini al. Güzel. Her şey rayına oturdu artık. Çok para harcamak istemiyorum. Oraya derinlikler yapmak istiyorum. Burası zaten tehdit altında, bir kalsın. Tamam, yapılmayı bekleyen güzel binalar var. Yok değil. Ama oranın derinliklerine öncelik vermek istiyorum her şeyden önce. Ant altını 1000 altın biriktiriyordum değil mi? Güzel şeyler var burada da ama beklesin ya. Teknoloji için 1000 altın biriktiriyorum. Hızlı anlaşmalar. Şey yok. Elimdeki garez miktarı 5500. 8-10 bine ulaşması lazım. Şeye, efsanevi lord. Aa dur, konfigürasyon kurabiliyorum. Torek'le ve Malakay'la. Hmm. 7 yerleşim yeri var. Malakay'ın yerleşim yeri yok. Malakay ölmüş galiba. Evet, rütbede yazmadığına göre herhalde öyle. Hmm. 7 yerleşim yerli Torek'i almak mı? Bak, norm 9000 garez gerekiyor diyor. Benim garez miktarım 5500. Ha pardon, 10.000. Tamam. Nasıl bununla bu kadar farklı olabiliyor? Onu anlamadım. Ha, bu hesaplaşma çağındaki garezim bu. Bu da toplam öncekilerle beraber halledilmiş garezim. Tamam, şimdi taşlar yerine oturdu. Tamam. Okey, okey. Şunlara da çok uzak değilim ama özellikle onları tercih etmem için bir sebep görmüyorum. Ben Malakay'ı istiyorum galiba ya. Evet. Yerleşim yerine ihtiyacım yok. Şu an ihtiyacım olan bütün yer... Bir dakika şeye bakacağım. Zafer koşullarında ne durumdayız? Kısa zafer koşulları için... Şuna daha var. Bunu halletmek üzereyim. Bir de Morse klanı var. Yok etmem gereken. Morse klanının kaç yerleşim yeri var? 10. Hepsini ben aldım diyelim. Yani bir şey de başka bir yerden buluruz zaten. Bir tane bunların var zaten. Tamam ya. Özellikle çok fazla yerleşim yerine ihtiyacım yok. Şu an odaklanmam gereken yerleşim yeri işgal etmek değil, Morse klanını yok etmek. Dolayısıyla Malakay'ı almam için de bir mahsur yok. Bir şey daha bakacağım, pardon. Efsanevi garezler. Karaksekiz Tepe ile ilgili efsanevi garez. Morse klanını yok etmek gerekiyor. Bu arada şuradaki metinleri çevirirken çok keyif aldığımı hatırlıyorum da onu bir okumak istiyorum müsaadenizle. Karaksekiz Tepe'nin gerçek kralı Angrund klanından Belegar Demirçekiş tarafından deklare edilen Vala Arzungol'un kirletilmesinden ve istilasından sorumlu olanlara dair iş bu gareze krallar konseyi şahittir. Kayda geçilsin. Sekiz Tepe başkentinden son geri çekilmenin üzerinden uzun zaman geçmiştir ve buranın kaybı Demirçekiş soyunun en büyük utancıdır. Tüm davileri burayı mevcut istilacılarından arındırmak ve Ulu Hisar geri almak için hiçbir çabadan kaçınmamaya ve de bol miktarda Grobi ve Tagoraki kanı dökmeye davet etmekteler. Öyle şey, resmi bir dille yazılmış ya, çok hoşuma gidiyor. Okay, Çarpıkay zaten yok edildi benim müdahaleme gerek olmadan. Morse klanını da halledersek artı garez getiren birim kapasitesi ordu başına, güzel. Artı 2500 garez, güzel. Morse klanını halletmemiz lazım ama tabii.
Bu ne? Gümüş doruk bende değil ki. Ha, diğer cücelerde de sayılıyor o zaman. Peki. Ha, evet tabii ki sayılıyor. Herkes için geçerli bunlar. Burasını falan da almış gözüküyorlar mesela. Zirve geçidi falan tamam. Bunlar bu arada. Ha, aslında bu efsanevi garizi halletmeye de çok yokmuş şöyle bir bakıyorum da. Yeraltı ağı da onarmak isterim. O mekaniği de görmek isterim ama neyse. Şimdi Malaka'yı konferansına kastım gitti. Hoş geldin. 5 tur sonra arttı bu arada rakamlar. Çok ciddi arttı hem de. Neyse yavaş yavaş hallederiz onları da. Malakai gerçekten ölmüş mü? Gerçekten ölmüş. Okey. Sadece Lord olarak konferansına katmış oldum. İstediğim de oydu zaten. Direkt alabiliyorum. Direkt alacağım. Yanımda gezdireceğim, rütbe atlatacağım. Diğer tarafta ihtiyacım olur mu? Bir dakika onu bir düşüneyim. Ya katiller Skaven'a uygun bir şey değil. Birim tipi değil. Burada çok katil almak istemiyorum o yüzden. Katiller yani anti büyük falan birimler. Bir dakika bir daha bakayım bir. Düz katil hiç mi basamıyorum zaten? Zaten hiç basamıyorum bakamıyorum da. Şeyden bakabilirim ama bir saniye. Birim ve büyü tarayıcısından bakabilirim. Katiller katiller. Anti büyük aynen. Yani Skaven'da çok anti büyük bir yani büyük birimleri tabii ki var da genelde düz piyadeden gidiyor. Ve zırhsız oldukları için de Skaven'ın menzilli üstünlüğüne karşı pek mantıklı değil. Dolayısıyla ben katil ordusu basacaksam buralarda basmalıyım. Yanımda da bir katil gezdireceksem buralarda gezdirmeliyim. Gel bakalım Malakai. Malakai Makaisin. Malakai Makaisin. Aa bu birimleri de hala şey bu binaları da hala geçerli. Peki şahane. Çok ilginç, çok ilginç. Şimdi nelerimiz yapılı şimdi? Mütesik. Ne peki? İnce birası, bakım, yetiştirme maliyeti. Tamam. Bu yapılı. Yapılı. Bir tane demir ejder basmak isterim aslında şeyin ordusuna. Belagar'ın. O yapılı. Burada... Hava gemisi rahatı yetiştirme kapasitesi. Sefer hareket menzili. Ordu kabiliyeti artı 90 saniye. Yani bunu yapmam lazım. Evet. Şunu bir yap. Kaçar yok. Yalnız şey bir bakayım. Eşit gürleyenler ve düz yüce savaşçılarına vermiş. Yani sana katil ordusu vermek isterim. Ha, ya da ağır silah ordusu vermek isterim. Bunlar biraz saçma olmuş be dostum. Neyse şimdilik kalsın da daha sonra sıfırlarım herhalde ya. Peki Malakai buradayken sen ondan birim basabiliyor musun? Yok. Ha yok var basabiliyor tamam. zor bir karar. Yani burada zaten Esip gürleyenimiz var. Güzel de performans gösteriyor. Çok şart mı ya demir ejder? Muhteşem, çok sevdiğim birimdir ama. Yani küresel burada, Grumin'in ruhu burada. Meh. Kalsın şimdi. Sen kendine bir tane katil bas kendinden. Sadece katil korsan basıyorsun. Bas. Nasılsa artık maddi şeyim yok. Karaksek istepe önümüzdeki tur derinlikler kuramayacağım ama böyle giderse. Neyse. Önemli şeyler yaptık. Şu önemli gerçekten. Önemli evet ama. Kaç para lazım derinlikler kurmak için? No. 6600. Tamam ya ikisini de yapabilirim bence. Bina yıkımlarından falan da para gelecek zaten. Malakai'yi seçemedim. Tamam. Önümüzdeki oradaki derinlikleri yaparım.
Okey, nihayet bu tura veda edebiliyor muyuz yoksa ya? Bayağı uzun zaman oldu galiba. Hatta o yavaşlığından beri aynı turdayım galiba ya. Operasyon cezam var. Okey. Yani yükseltmesi, hasarlı bina. Sonlandır. Tamam, oraya saldırmayı tercih etti. Tam tahmin ettiğim gibi oldu ya. Yer altının önüne geçtim. Özellikle yetenek puanı falan vermiştim ona. Biraz mecburen vermiştim ama işe yaradı da oluyor tabii ki. Şehir keşfedildi Karaksekiz Tepe'de. Onu bir yıkarız. Hemşehir yağmalandı. Hemşehir kaybedildi. Öldürüldü, öldürüldü. Fraksiyon yok mu edildi? Quick burayı almış. Tamam, Quick Savaşı'na o zaman hemen başlayacağız. Hemen derken bir sonraki bölümü kastediyorum tabii. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür edeyim. Görkemli bir bölüm oldu. Karaksekiz Tepe'yi nihayet geri aldık. Karaksekiz Tepe'nin meşru ve gerçek kralı olması gereken yere geldi. Bir beğeninizi rica eder kendisi. Neyse, sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.